Satranç taşları için çok önemli bir günmüş. Çünkü aşağıdaki mahallenin takımı ile maç yapacaklarmış. Sabahleyin erkenden kalkmışlar, ellerini yüzlerini yıkamışlar, beyaz formalarını giymişler. Önce kendi aralarında plan yapıp sonra maça gideceklermiş. Maç saatinden çok önce satranç tahtasında buluşmuşlar. Takım kaptanı Şah ortaya çıkıp, "Arkadaşlar, sahadaki dizilişimiz çok önemli. Bu nedenle herkes maça başlarken nerede duracağını çok iyi bilmeli," demiş. "Biraz durakladıktan sonra ben hepinize nerede duracağınızı söyleyeceğim. Sonra kalelere dönerek, sizler tahtanın birer köşesinde duracaksınız." Bunun üzerine kaleler hızlı adımlarla görev yerlerine doğru koşmuşlar. Şah atlara dönerek, "Sizler de kalelerin yanında duracaksınız." Atlar görev yerlerine doğru koşturmuşlar. Filler görev yerlerini bekliyorlarmış. Şah onlara, "Biriniz bir atın yanında, diğeriniz de diğer atın yanında olacaksınız. Sakın unutmayın," diye de tembih etmiş. Filler de görev yerlerine doğru giderlerken Şah vezire dönüp, "Bu sırada sadece iki kare boş yer var. Birinde sen dur, diğerinde ben durayım," demiş. Vezir, "Olur. Ancak hangi karede ben, hangi karede sen duracaksın?" demiş. Şah, "Evet, haklısın. Unutmamak için sen kendi rengindeki karede durursun," demiş. Şah en son 8 adet piyonu karşısına almış. "Sizler de bizim önümüzdeki sırada duracaksınız. Görev yerlerinize marş marş," demiş. Piyonlar uygun adımlarla görev yerlerine gitmişler. Hep birlikte maçın başlama anını beklemeye başlamışlar.